Birim sorumlusu odamız, mutfağımız. Böyle çok kompakt iki sınıfımız var başkanım. Çok güzel. Burası? Orası tuvalet bölümü. Ha, tuvalet bölümü. Buradan bahçeye çıkışımız var. Evet. Kutlarla da oynamak zorundaydık. Ama iyi de çıktı. Valla şirin ve pratik bir uygulamaya dönerse çok değerli bir iş. Yani bunlar sonraki başkan burada aslında konuşsak dönecek. Güzel durdu bu. Evet. Geç röportaj alacağız. Üçünü de miydi bu? Temelinde. Üç ünite gelip konu. Ama bunun şimdi bizim bu iki derslikli, üç derslikli, dört dersliklisi de çalışıldı. Yani aynı modelle 3 derslik, 4 derslik yapabiliyoruz, büyütebiliyoruz. Elimizde o modelleri çalıştık. Uygulamaya da geçiyoruz. Bugün aslında yeni model daha hızlı kurulumunu gerçekleştirmeyi arzuladığımız prefabrik üniteleriyle beraber olgunlaşabilecek kreş yapımızı Bayrampaşa'da öğrencilerinin varlığıyla ziyaret etmekten çok mutluyum. Daha önce şantiye haliyle gelmiştim, proje halinde dinlemiştim arkadaşlarımdan. Ama sonucu itibariyle buradaki mantık şu, bazı yerlerde ki biz çok güçlü yapılar üretiyoruz, kreşlerimizi çok dayanıklı, çok uzun vadeli. Ve iddiayla söylüyorum ki İstanbul'un en şık, en donanımlı özel öğretim kurumları noktasında bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet vermeyle ilgili yapılarımızı yaptık. Ki artık 100 sayısına geldik, hatta aşıyoruz da şantiyelerimizle birlikte. Ama bazı ilçelerde arazi sorunumuz var, yapılaşmayla ilgili sıkıntılarımız var. Arsaların statüsüyle ilgili bu konularda bu sorunları aşabilmek adına da prefabrik yapı üniteleriyle beraber yapılmasının nasıl bir yöntemle çözülebileceğini arkadaşlarım yoğunlaştılar ve özellikle fen işleri bünyesinde, proje etüt bünyesinde yapılan çalışmalarla burada gördüğünüz bu aslında üç ana prefabrik yapının yan yana getirildiğinde modüler bir yapı olarak iki derslikli çok şık bir kreşimizin bittiğini gördük, hayata geçtiğini gördük. Gayet kışın ortasında sıcacık, konforlu, ışıl ışıl parkın içerisinde, parkta sosyal kullanımları ona göre, çocuklara göre tasarlanmış çok şık bir kreşimiz yapıldı. Bunu tabii 3-4 dersliğe kadar da çıkartabiliyoruz. Atölye bölümü esas işlerin yapıldığı bölüm. Bu yerine geldiğinde ise bu benim hatırladığım kadarıyla 1-1,5 ayda montajlarıyla, iç ince işleriyle toparlanabilecek bir yapı düzeni söz konusu. Bu mantıkla biz İstanbul'un birçok noktasında aşamadığımız sorunları da aşarak kreş sayımızı çok daha yukarılara, inşallah 150'nin de üstüne taşıyacağımız dönemde bize çok büyük katkı sunacak. Estetik olarak da, mimari olarak da çok değerli bir noktada ki Bayrampaşa'da burası çok önemli bir spor kompleksi. Burada çocuklar var, gençler var, farklı branşlarda spor yapan arkadaşlarımız var ki Bayrampaşa çok yetenekli insanlarımızın yaşadığı çok özel bir ilçemiz. Bu konuda hem ilçe belediye başkanı adayımızla da konuştuğumuzda buraya renk getirdiğini ve renk kattığını gördük. İnşallah bu prefabrik yapıları yoğunlaştıracağız. Bir başka boyutu var, bizim bütün kreşlerimiz, bütün bu tarz prefabrik yapılarımız ki sadece kreşte 150'ye ulaştığında aslında buralar Allah korusun ama bir afet anında bizim en dayanıklı, en güçlü noktalarımızın arasında olacaklar ve buralarda çocuklarımız, anneler, aileler bir kısım eğitimlerine devam edecekler, kendilerini güvende hissedecekler. Bu ve buna benzer hizmetleriyle de sürdürülebilir bir afet yönetim modelinde kentimize kazandırıyoruz. Dayanıklı bir kent üretme konusunda buraya gösterdiğimiz 100 milyonlarca liralık yatırımımız aslında bir yanıyla evet çocuklarımız için müthiş bir gelecek yatırım ama bir yanıyla da afet anında
güçlendirilmiş bir kentin varlığı konusunda önemli bir yatırım. Hayırlı olsun, çok beğendim. Ama siz de çok güzel görünüyorsunuz. İnanılmaz keyifli bir görüntü bu. Ya ben bayıldım. Bayıldım sınıfa. Ben öğretmenlerinize de bayıldım. Siz seviyor musunuz öğretmenlerinizi? Evet. Çok güzel bir sınıf olmuş. Harika. Sevdiniz mi bu kreşi? Herkes seviyor mu? Çok güzel. Anaokulu. Anaokulu, tamam. Tamam olsun anaokulu. Sınıf atlattın, harikasın. Tamam. Peki en çok kim seviyor? Parmak kaldırsın bakayım. Vay, herkes seviyormuş. Çok iyi. İki parmak kaldıran bile varmış. Bravo. Harika. Çok sevindim, çok sevdim burayı. Bayıldım. Bayıldım. Parkınıza da bayıldım. Park güzel mi? Havalar ısınınca çıkacaksınız değil mi? Güzel, güzel. Peki benden bir isteğiniz var mı? Söyle. Var mı? Söyle. Hadi kuzucuk. Belediye başkanı ne olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Biliyorsunuz, tamam. Bak ben şimdi sizin Büyükşehir Belediye Başkanınız olarak buradayım. Bu hizmetleri yapmak için çok çalışıyoruz. Çocuklar mutlu olsun diye, anneler mutlu olsun diye çok çalışıyoruz. Onun için bizden isteyebilirsiniz. Mesela sizi en çok mutlu eden ne olabilir? Ne olabilir? Park olabilir mi? Ne olabilir kuzum? Park. Sen? Bahçe. Bahçe. Bahçe ve park. Park ve bahçe. Çok güzel. Sen kuzum? Adapark. Adapark. Sen? Bir güzel. Ne yapıyorsunuz? Çok sevindim sizi gördüğüme. Evet. Başarılar hepinize. Bu kreşi çok seviyor musunuz? En çok kim seviyor? Parmağını kaldırsın bakayım. Uf. Siz seviyor musunuz kreşi? Ben burası kreşi. Yapma ya. Evet. Müthiş. Afet anında bizim barınma da olmasa da yani barınmayı karşılayamayız ama
yani bir iletişim noktalarına ihtiyacımız olacaktır. Bunlar afet anında afet için kullanılabilir ama afete kadar geçecek zamanlarda da neden kreş olarak kullanmayalım diye yola çıktık aslında. Ekibimizle de öyle çalıştık. Karşı tarafta aslında kreşlerde çok fazla yapıyoruz ama engelli ve ceviz duş alınabilir şekilde getirdik.